Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var. Serkan kardeşimiz Kars'tan, Levent'ten buraya bizim için geldi. Sağ olsun ziyarete. Onun kanalı var biliyorsunuz. Oyun Kuşu Performans. Vallahi oradan biz zaten arkadaş olduk, tanıştık. İşte kuşun vesile olduğu şeylerden biri de dostluk arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle. Selamünaleyküm cümleten. Aleykümselam. Kardeşim tekrar hoş geldin. Allah razı olsun kardeşim, hoş bulduk. Eli boş gelmemiş bu arada. Bir de o da var ha. Eli de boş gelmedi. 4 tane zımba gibi kuş getirdi bize. Onları da onları şimdi çekeriz. Gösteririz kendi soyundan. Zaten kanalı takip eden arkadaşlar biliyor zaten o kuşları. Bakalım inşallah bize de nasip oldu. Biz de çoğaltacağız burada. Kuş senin kardeş, kümes senin, kümes. Gel kümesi al, niye alıyorsun demem, sıkıntı yok. Yani. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Harbiden yani, boş konuşmuyorum. Gel kümesi al, niye alıyorsun demem yani. Eyvallah olur, kardeşim, sağ olasın. Bana bir takım bırak orada, kümesi komple götür. Şimdi geçenlerde bir tane videosunu attık, bu atmaca gagalı mavi diye. Hani IGF kupasını attık, atılacak kuş diye. Orada da bazı arkadaşlar, hani olumlu yorumlar yapanlar da var, olumsuz yorum yapanlar da var. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar kuş uçurmak çok ayrı bir meziyet, çok ayrı bir sanat. Yani herkes alıp bir takım kuşu eşleyip alttan yavru alabilir. Onları belki de 100-200 tane yapabilir. Ama herkes iyi kuş uçuramaz. İyi kuşu o pozisyona getiremez yani, oynama pozisyona getiremez. Çünkü o ayrı bir meziyet. O kuşa mesela olumsuz yorum yapan insanlar kuşun daha 6-7 aydır yattığını, daha belki bir aydır bir idman gördüğünü bilmiyorlar. Öyle değil mi Serkan? Kesinlikle. Ki kuşun hareketlerine bakarsanız ya muazzam bence. Ki Instagram'dan da bir tane abi de yazdı. Kuşun harbiden değerini verdiği gibi bir şey yani. Yaklaşık 12 bin lira bir rakam söyledi. Ya, bu adam da satmadı zaten. Yani önemli olan buradaki kuşa verilen değerdir. Bak, bakın sana işte. Bir şey diyeyim, lafını kesiyorum. Heh, ben de öyle söyle. Bir rahatsızım ki kardeşim. Çerkezköylü dayıya buradan selam. O da senin abonen olması lazım. O adam 12 bin lira verdi. Kuşu ben ona vermedim ya. Kuşu sen iste, ben kuş sana hediye ederim. Eyvallah. Anladın, sağ olasın. Mı? Ya dediğim gibi burada biz mesela her zaman burada savunduğumuz konu şu. Ya insanlar diyor ki ya işte iyi kuş uçuramıyorsunuz. İşte şöyle uçuruyorsunuz, böyle uçuruyorsunuz. Kardeşim biz bunun derdinde değiliz ki ya. Biz çok iyi kuş uçurduğumuzun derdinde değiliz. Buradaki önemli olan dostluk ya. Al bak oturmuşsun. Bak hiçbir şeyin yok. Bir tane kolan var orada. Bir tane çekirdeğin var. Oturuyorsun, muhabbetini yapıyorsun. Ya bundan başka bir güzel bir şey olabilir mi ya? Yok kuş çok iyi oynamıyormuş da, yok işte şöyle yapıyormuş da, yok uzun kaçmıyormuş da, yok efendim tek uçar mıymış da. Ya geçin bunları ya. Boş verin ya. Keyfinize bakın arkadaşlar. Buradaki muhabbeti alın siz. Burada herkese de bizim kapımız açık. Buyursunlar, gelsinler. Serkan kardeşimizle de biz yaklaşık ona kanaldan ya 2 aydır 3 aydır bir görüşme 2-3 aydır bir görüşme içerisindeyiz. Evet. Ya buradan da mesela biz kanalımızı açtık. Ne oldu? Bir dost edindik. Şimdi şöyle içelim. Uğur da şey Yusuf daha yeni kuşlara başladın. Evet abi. Şu an elinde neler var? Bir tane erkek çamaklım var abi. Bir tane de erkek sabunum var. Bir tane dişi biz sana ayıracağız inşallah da. İnşallah abi. Güzel ayarladık abi. Nereden ayarladınız? Mavi mi? Aynen. Geçen kaçan sahibi gelmedi mi? Dur artık. He doğru. Çıksın. Kaçan. Geliyor mu mavi? Duruyor duruyor. Geliyor mu? Atarız onu. Atarız onu da. Onu götüreceğiz. Bana hediye etmedisin. He? Hediye etmedisin. Ha işte abi, ha işte. Ha, hediye edeceğimiz adam burada. Tane benim abi. İki tamam. Tane erkeği var. Ver dişini abi, kapatırlar. Ver abi. Ver bestesin. Serkan, buradan yeni başlayacak arkadaşlara veya kuşçu arkadaşlarımıza söyleyeceğim bir şeyler var mı kardeşim? Kardeşim, benim yeni başlayacak kuşçu arkadaşlara yaş kategorisine göre konuşayım. İskiyle çek bu arada, bak geldi yürüdü. Aferin kızıma benim, maşallah. Onu çekmemiz şimdi, lazım. Yaş kategorisine göre konuşayım ben kardeşim. Okula gidenler ilk öğretimdir, ortaokuldur. Bunlar ilk önce derslerine ağırlık versinler. Kuş her zaman beslenir, kuş her zaman bulunur. Önemli olan eğitim. Dönüyorum ben buna. Daha sonra işte bir üst kategoriye geçelim. Diğer arkadaşlara da şunları söylemek istiyorum.
arkadaşlarımız. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Kuş olayında böyle bazı arkadaşlar böyle yorumlarımızda orada burada şurada yazıyor. Nefretvari konuşmalar, böyle nefretvari yorumlar. Biz bunları sevmiyoruz. Biz bunları hani tasvip etmiyoruz. Yani biz her şeye olumlu bakan insanlarız. Bize gelsinler, bizden kuş istesinler, hediye istesinler. Biz hediye ederiz, esirgemeyiz. Parayla satmayız, hediye ederiz. Yani onun için de arkadaşlar, yani ne bileyim, herkes kendini bilsin ya. Herkes yaşının adamı olsun. Ben mesela, benim tanıdığım çok insan var. Sizin de öyledir. 10 yaşında tanıdığım bir tane çocuk. Geçen bir yerde oturuyoruz, muhabbetteyiz. 10 yaşında çocuk kuş besliyor. 25 yaşındaki çocuğu bozdu. Konuşamadı çocuk ona. 10 yaşında oturdu. Aferin kızım. Yürü. Anlatabiliyor muyum? Yani kendini geliştirmek önemli olan. Kendini geliştirdiğin zaman iyi kuşçu olursun. Bir de iyi kuşun iyi kanı yakaladığın zaman. İşte iyi kanı yakalamak büyük mesele işte. En büyük mesele. En büyük mesele, hatta kuşçuluk en büyük mesele bu. Adam 60 yaşına gelmiş. Adamda hala kuş yok kardeşim. Yok, yakalayamamış yani. Adamı mesela şey yaptığından değil. Kötü gördüğümden veya kötü gördüğümden veya işte küçümsediğimden değil. Ama yakalayamamış, olmamış abi, tutmamış yani. Yani bu böyle bir şey. Bazı adamın işte ne bileyim işte işte Serkan'ın mesela kuşları tutmuş kardeşim. Öyle değil mi? Şu an altından gelenler oynuyor. Çok şükür. Çok şükür bir kanatına sahip, bir kanatı yakalamış. Ama bu adam bunu bu pozisyona gelmek için bazen yakalayamıyor yani. İşte 60 yaşındaki adam hala kuş bakıyor. Yakalayamıyor işte, göremiyor. Aynen öyle. Yani şimdi arkadaşlar, ya elinizdekinin kıymetini bilin. En büyük şey bu. Önemli olan da dostluktur. Kuş için de kimsenin kalbini kırmayın. Şimdi Serkan kardeşim bize verdiği kuşları bir çekelim. Şöyle. Kaçırma sakın ha. He? Yok, kanat. Bir fırlarsa kula yavru fırlar. İlk önce şu... Yok, oraya koymadım. İlk önce burada bir her zamanki uçum kümesimizi, kuşları bir çekelim arkadaşlar. Burada... Şimdi o Sabine orada yavru yumurtayı atıyor. Ondan sonra eşi de bu arka tepe. Yine burada bir şu miskimiz de inşallah yavaş yavaş uçacak. Uçuma geliyor. Uçarsa da sırttaydı biliyorsunuz. Bu yavruları da daha kaldıramadık. Yavrular da tüyünü müyünü dizdi. Miski de yukarıda, miski de uçuyor. Şöyle arkadaşlar, şöyle güzel bir inşallah bu sene ya, çok da kuş da var. Verilecek kuşlar da var. Bakalım, bir düzen çekeceğiz, bir tertip çekeceğiz bunlara. Şimdi diğer kümesimizi açalım. Diğer kümesimiz. Sizin anahtarı da, bir dünya anahtar var. Mübarek. Bu değil. Evet. Şimdi burasını daha yapmadığı için buraya koyduk arkadaşlar kuşlarımızı. Şu postayı biz Serkan kardeşime hediye ettim. Dişi, onda bir erkek vardı. Kanalını takip edenler bilir. Gelen kuşlar arkadaşlar, şu kula, şu yavru dumanlı, ondan sonra şu mavi ve dişi mavi. Bakalım bunları birlikte çalışacağız. İnşallah. Göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek. Vallahi çok güzel kuşlar geldi. İnşallah da neticesini hep beraber göreceğiz. Kuşlarımız burada. Ben buradan çok teşekkür ederim kendisine. Bu kuşları bize layık görüp hediye ettiği için. Bakalım arkadaşlar, durumları göreceğiz. Şimdi onları burada bırakalım. Ondan sonra havada, miski havada uçuyor. Ama şimdi ben dişiyi izledim. Dişi uçuyor da beşirler gibi. Ya var ya, ayrı. Orada uçuruyorlardı. Erkek benim, kendi soy kuşum. Geliyor. Kendi
3-4 lira içiyor. Hay lan ne yapıyorsun be? Helal sana be. Maşallah. Aferin sana. Çok güzel. He? Amlo 60 üzerinden. Benim o ilk izlediğim gibi değil şu anda. Değil mi? Tabii. Buna şey yapacağız. Bir tane erkek diyecektim buna. Sen yalan mı oldun? Yok ben o yalan olmadı. He. Ben buna çok güzel bir tane erkek getirecektim de. Abinin yanına uğrayamadım. Hadi kızım. Aferin kızım. Yürü kızım be. Maşallah. Çok güzel bir tane erkek. Onlar da şimdi ben diyeceğim ki bak kaç taklayla gittiğini söyleyeyim belki diyecekler ki yalan sayı sallıyorum anlıyor. 25-30 taklayla gidiyor. O kadar ama o sefer sayısı azdır onun. Ne kadar sefer kaç sefer sayısı azmaz değil. Kaç sefer yapıyorlar? 15 sefer yapıyor hayvan. 15-16 mı? İyi fena değil 15-16. Kan hep aynı kan. Hatta kim biliyor musun? Benim şeyime gelebilirler. Benim kanalda ben bir kümes CRT yapmıştım. 4 tane 5 tane kümes vardı. Hmm. Bir kümeste sadece miskiler vardı. Çatıda. O miskilerden bahsediyorum. Şeyler gibi değil mi? Teras mıydı? Teras. O miskilerin şu anda besleyen benim abim kuşların gerçek sahibi rahmetli benim babam çocukluk arkadaşı Yakup amca. Aferin kızım maşallah. Yakup amca 45 seneden fazlası var yani o soyun. Tutmuş kan. Buna bir tane o erkeklerden getireceğiz. Bu kuş güzel kuş. Bunun altı çalışıyor. Belki genç bu kuş. Genç, genç, bu genç. Belki bu şey de olur ha. Aferin kızım. Aferin kızım. Bir tane takla atsaydın iyiydi. Hiçbir şey olmaz. Sıkıntı bir şey olmaz. Aynen. Oldu. Güzel. Daha iyi olacak bu hayvan ya. Hareketleri verelim. Uzun zaman uçmadı. Değil mi abi? Yeni uçuyor. Tabii ya bunu bizim bu kuş sıktaydı. Ben bu kuşun kuyruklarını çektim. Şeyde şu binalar var ya o binalarda uçuyordu bu kuş Serkan şu karşı büyük binalarda sonra vakti ki kuş uçamıyor sırttan çıkamıyor ben de bunun kuyruklarını aldım sonra çocuk uçurmaya başladı sonra uçmaya başladı onu zabıta şikayet edinceler kuşu bize getirdiler sonra daha sonra 5-6 tane kuş vardı da geleni verdik sadece dedim ben bunu vermiyorum dedim işte Timur da bunu istedi bunu vermiyoruz dedik al sen diğerlerini götür diğerlerini götürdü bunu bıraktık işte ondan sonra öyle oldu geçerli. Bu diş çok geçerli. Bu dişten iş çıkar ya. Altı çalışacak bir hayvan. O bir tane şey vardı sende. Ben bir ara izlemiştim. Hani az önce muhabbetini yaptık dedim ya. Sabun İbikti mi? Bir sabunu dedim hani. Tamam onu kaldıralım ya. İdmanlar dedim tanıyamazsın. Kusur dedim 15-20 gün sonra. Onu kaldıralım. Okusun hareketleri de çok güzel. O da burada. Şunu koyalım da ondan sonra. Anahtar al oradan. Okusun hareketleri çok güzel. Gelişleri de güzel. Dün akşam çocuk onu soruyordu işte. Çatalcıya gittin mi? He. Onu soruyor. Onu soruyordu işte. Ne yaptı falan filan diyordu. Abi kuş kendini belli ediyor. Kuştan anlayan adam görüyorsun. Soruyor işte. Adam Çatalca'da sormuş. Sorarlar yani. Aleykümselam. Hasan amca. Hasan amca gel. Nasıl adamlarsınız siz ya? Ne oldu Hasan abi? Bahçemi soyup nasıl burada oturuyorsunuz? Nasıl yani? Hangi bahçeyi? Ben pek değilim sen küvetinleyim. Ne çaldılar bahçenden? Hadi eyvallah. Onu versene bir saniye. Ya yine neyini çalmışlar ki? Bahçesi varmış orada da Hasan abinin. Bahçeyi mi çalmışlar? Maydanozu mu çalmışlar? Neydi? Domatesi mi maydanozu çalmışlar herhalde. Bahçeyi adam haklı oğlum. Bir bağ maydanoz. Bir ufak tüy sıkıntısı var değil mi? Ha. Ben onu geçenlerde yolmuştum. Tekrar geliyor mu? Geliyor. Dişi bu. Biz bunu uçuruyoruz ya. Maşallah. Subhanallah. Çok güzel diş kardeşim. Tüy kadar ömrü olsun. Eyvallah. Ben normalde tepeli kuş sevmem de beslemem de ha yanlış anlama. He. Ama bunun tepesi başka şeytan. Kız yürü bakayım. Hadi. Bir tane daha asaydım be. Tüy sıkıntısı var. O bir tane evi bekleme ondan. Neyse o da bir ısındırsın. Onu biraz yol geldiği zaman. Onu indiririz bir insin de. Neyse, şimdilik bir... Şöyle biraz ısın da. Arkadaşlar şimdi
Damızlık kümesimize geldik. Serkan kardeşimle bir de bunlara bakalım. Evet. Bir de bunların bir haline hatırına bakalım şöyle. Kula yavru güzel olmuş ama. He? Kula yavru güzel olmuş. Atılmış. Kula yavru değil mi? Maşallah. Helle baktık büyüttük Allah'ın izniyle. Bunun bir büyük kardeşi de. Kulanın büyük kardeşi de şu. Bak oradaki kula. Gördün mü? Hangisi? Şu. Ay maşallah. Yani aynı. Yuva kardeşleri yok, mi? Yok kardeş değil. Ha. Bir üstü onun. Baba anası zaten bu. Buradaki dişi. Babası da buradaki arka tepe kula. Ben bu bak şu benekliği var ya. Şu öten kuş erkeği. Evet. Burada uçurdum kanka ben bunu. Buraya var ya nereden gelip dalıp atıyordu biliyor musun? Çok güzel bir hayvan. Ben ondan sonra zaten kestim. Hayvanı ayırdım. Kestim kanatları geldi filan fıstık. Onları ayırdık. O dediğim işte o erkeğin soyu da soyundan da bu dişi var sadece. Bir tek bu mu var? Başka yok ha. Bu erkek bu dişi var başka yok. İşte geçen yaz tam 12 tane öldü bunlardan. Hastalıktan vallahi hastalıktan. Gözden mi artık hastalıktan mı? Çok güzel kuşlar gitti yani. O emek verdiğim, çoğalttığım bunların bayağı çoğaltmıştım. Hep de bunlara çalışmıştım. O zaman başka kuş yoktu bende. Bir bunlar vardı. Bak dışarıda gelenlerin, diğer gelenlerin hepsi şeyden, dışarıdan gelme. Hep dışarıdan gelme. Sen var ya, ben senin yerinde olsam elim ne yapar biliyor musun? He. Bu kula yavruları, son o dumanlı yavruyu, buradaki kümesi de uçurdum. O şey mi diyorsun? Buradaki mi? Ya buradaki de mi? Burada oynasın. Bakalım işte bir şey yapacağız da. Ya burada da uçurmamak istiyorum niye dersen. Ya işte o sebebi o işte. Hani burada anladım. En azından diyoruz ki gidiyoruz orada ortak bir paydamız oluyor. Gidiyoruz kuşun kümesini orada yapıyoruz. O yüzden biraz da. Yoksa burada da uçar. Orada çok güzel bir yerimiz var. Yeni aldığımız kümesin orası. Orası çok iyi. Valla nasıl Serkan? Seni yeterince ağırlayabildim mi kardeşim? Allah razı olsun kardeşim. Allah senden de razı olsun. Yani kardeşimin kanalını takip edin, abone olun. Ya numara bir insan. Ya sıkıntı da yok. Edene canı sağ olsun, etmene canı sağ olsun. Etsin. He. Yani bizim arkadaşlarımızın dostluğumuz etsin. Bilen biliyor zaten. Kuş bizim için işte gördüğün gibi orada da var. Kral olsa ne olacak ki ya? Sıkıntı yok. Bizim kendi kanalımız biz Facebook amaçlı kullanıyoruz. Evet. 150-160 tane abonemiz var. Yani hepsini tanıyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Muhabbet ediyoruz. Ama senin kanalın yürümüş bir kanal. Abone olsunlar. 10 numara da insansın. Bakalım yani Allah'ın izniyle. Şu kadarını söyleyeyim. Evet. İnsanlıktan nasibini almış bir kardeşimizsin. Anlatabiliyor muyum? Allah razı olsun bak geldik buraya bizi ağırladın. Ben de tabii seni bekliyorum. İnşallah sen oraya da geleceğiz inşallah. Gelmezsen zaten o senin ayıbın. Yok inşallah sen bize her zaman karşı ziyaret vardır yani ya sen gelmez, merak etme. Gelmezsen o senin ayıbın. Geliriz yani, Allah'ın izniyle. Onun haricinde kuş isteyen olur abonelerinden. Ne bileyim genç kardeşlerimiz olur. Onlara kuş veririz, hediye ederiz, uçururuz ama ben söylemiştim, az önce söylemiştim. He. Özellikle genç kardeşlerimizin ilk ve orta öğretimde okuyan kardeşlerimizin lise de dahil buna. İlk önce derslerine ağırlık versinler, hiç sorun değil. Ha, şöyle olur, dersine ağırlık verir, karnesini getirir bize sene sonunda. Bakarım karnesine. Tamam benim kardeşim. Eyvallah. Senden... Al sana benim kendi soyumdan bir tane kuş. Al bunu besle uçur hediye. Sana bu besle. Onu da yaparım. Aynen öyle abi. Yeter ki. Derslerini iyi çalışsınlar. Aynen. Zaten önemli olan bu zaten. Şu an onun yapacağı şey ders çalışmak. Yoksa kuş peşine gezmek ya ona hiçbir fayda getirmez bu yaşlarda. Yani dersin güzel olur.
ve kendini bilen bir insansındır. Aynen. Yani şu anlamda her şeyi zamanında vaktinde yapmak çok önemli bir şey. Kesinlikle tabii ki. Şimdi vaktini kaçırdın mı zaten anlamı kalmıyor. Yani ders çalışacağın zaman ders çalışacaksın. Gezeceğin zaman gezeceksin. Kuş besleyeceğin zaman da kuş besleyeceksin. Bunları birbirine dikkat etmek lazım. Birbirine karıştırmak lazım. Bu çok önemli. Tabii ki. Yani kuş her zaman bulunur ama geçen zaman bir daha bulamazsın. Kesinlikle. En önemli şey bu zaten. Bakın bizim yaşımız 30'un üstüne geçmiş artık. Yani isterseniz bir kardeşiniz olarak, isterseniz bir abiniz olarak, isterseniz bir dostunuz olarak bizi dinleyin. Yani durumlar böyle. Geçen zamanı bir daha geri getiremezsin. Olan da budur arkadaşlar. Şimdi kuşlarımıza dönersek, bakalım buradan kuşlardan çıkaracaklarımız var. Bizim Serkan'ın bize getirdiği kuşları da buraya alacağız. Daha doğrusu büyük kümese geçeceğiz ama oranın işleri var işte, iç işleri var. Serkan'a gösterdim kümesi de. Onları tamamdan sonra oraya gireceğiz. Bunları şimdi biraz azaltma yapacağız buradan. Biraz değil, bayağı bir azaltacağız yani herhalde. Burayı, evet, burayı biraz azalt bence de. Azaltacağız, buradan azaltacağız. Bayağı bir azaltacağız herhalde. Birkaç takım veya 2-3 takım da kalırsa 2-3 takım kalacak. Ondan sonra da yolumuza bakacağız inşallah. Şimdi şöyle bir çekelim tekrar. Gel. Serkan, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Herkese buradan kendilerine iyi bakmalarını ve kendilerine iyi davranmalarını diliyorum. Hepsi, bütün dostlarımız sağlıcakla kalsınlar. Allah'a emanet olsunlar. Hepsi baş tacı. Eyvallah, sağ olasın. Herkes dikkat etsin kendine. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.